Saygıdeğer izleyicilerimiz, biraz önce gönlümüz el vermese de sizlere bundan 20 yıl önce Azerbaycan topraklarında Hocalı'da gerçekleşmiş bir vahşete ait görüntüleri sunduk. Hocalı'da Ermeni teftişçiler tarafından gerçekleşen katliama ait görüntüleri sunduk. Bu vahşeti unutmayalım, unutturmayalım diye sizlere sunduk. Biz bu vahşeti bütün dünyanın da hatırlamasını istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde sözde soykırımı destekleyenler, Fransa'da soykırımı inkar edenleri mahkum ettirmek isteyenler duysun diye yayınladık ve yayınlayacağız. Ama öncelikle ülkemizdeki bir takım zavallılara seslenmek istiyoruz. Ey hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrantız diye sokaklara çıkan gafiller, bu resimlere, videolara bakın. Türk soydaşlarımız Hocalı'da katledilirken, şehit düşerken neredeydiniz? Türk diplomat ve güvenlik görevlileri şehit edildiğinde neredeydiniz? Azerbaycan. ABD ve Rusya ilişkilerinde yeni dönem. Soğuk Savaş'ın en büyük özelliği Doğu ve Batı bloklarının Sovyetler Birliği ve ABD eksenlerindeki mücadelesindeydi. Sovyetler Birliği çevresinde ona bağlı uydu ülkelerle bir güvenlik kuşağı oluştururken daha da genişlemeye ve komünist ideolojiyi başta Bağımsızlar Bloku ve Afrika ile Güney Amerika ülkelerine yaymaya çalışıyordu. Sovyetlerin bir başka öteki önemli hedefi de petrol zengini Orta Doğu ülkeleri ve Akdeniz'di. NATO içinde yer alıp Soğuk Savaş dönemi çatışmasının önemli bir aktörü olan Türkiye'de güçlü ordusuyla Sovyet ideolojisinin yayılması ve Avrupa'nın savunmasında çok ciddi bir faktör haline gelmişti. Soğuk Savaş sonrası darmadağın olan Sovyetler Birliği'nin mirasçısı olarak kurulmuş bulunan Rusya Federasyonu, uzun bir süre ekonomik ve siyasal sıkıntılar geçirdikten sonra eski Sovyet Derin Devleti'nin atadığı Vladimir Putin'le kendini toparladı. Özellikle dünya petrol ve doğalgaz piyasasında yükselen fiyat ve talep artışının yardımıyla da eski gücüne kavuşma hevesini giderek ortaya koymaya başladı. Hiç şüphesiz bu gelişmede dünya üzerindeki en önemli iki nükleer güçten birine hala sahip olmasının da etkisi vardı. Ordusunun eski gücünde olmamasına karşın diplomaside hala askeri gücünü kullanma politikasını izlediğini söyleyebileceğimiz Rusya Federasyonu, Putin'in yasalar gereği bir süre şeklen de olsa başbakanlık gibi ikinci derecede bir role atanmasıyla daha statik bir dış politika izlerken bugünlerde bu çizgiden uzaklaşma emareleri göstermeye başladı. Belli ki başkanlık seçimi sonunda yönetimde yeniden bir numara olacağı kesinleşmiş olan Putin'in eskiden beri hedeflediği söylenen yeni bir Rus emperyal gücü olma hevesleri de tekrar canlanmaya başlamış gibi gözükmekte. Suriye'ye askeri güç göndererek gösterilen tehdit ve destek ve NATO'ya karşı füze savar sistemi karşıtı açıklamalar Putin'in sertleşecek politikalarının işaretini veriyor. Hiç şüphesiz bunda Rusya'daki seçimlerin yanı sıra ABD'deki seçimlerin de şekillendireceği bir reel dış politikaya hazırlığın etkisini hissetmek olası. Geçtiğimiz yıllarda İslam dünyasında gerçekleşen politik değişimlerle Rusya'nın Arap ülkelerindeki gücü azalırken ABD'nin de uzun bir süredir boş verdiği Orta Asya ülkelerinde Rusya Federasyonu'nun yeniden güç kazandığı ve ABD'nin kendisini kuşatmada izlediği stratejiyi bir ölçüde etkisiz hale getirdiğini söylemek mümkün. ABD'nin Orta Asya'da güç kaybetmesinde izlemiş olduğu yanlış politikanın bir kolu da Türkiye ile ilgili. Çünkü geçmişte muhtemelen Türkiye'yi Orta Asya'da kendine belli bir ölçüde rakip olarak görmüş olan Amerikalılar, Türkiye ile bölgede işbirliğinden kaçındıkları için Türkiye'nin Avrasya politikasını da hiç desteklememişler. Sonuç olarak Orta Asya'da kaybeden taraflar Türkiye ve ABD olmuş demek hiç de yanlış olmayacak ve bugünlerde ortaya çıkan gelişmelerle de bundan en çok zarar görecekler de yine Amerikalılar olacak demek de herhalde yanlış bir yorum olmayacak. Hele Pakistan-Afganistan sınırı civarında sivillerin ölümüyle sonuçlanan son hava hücumları nedeniyle, Pakistan devletinin aldığı kısıtlama kararları nedeniyle
Afganistan'daki 130 bin civarındaki Amerikan ve müttefik askeri gücünün lojistik desteğinin dumura uğraması, Rusya'nın Orta Asya'da elini daha da güçlendireceği gibi Amerikalıları da lojistik desteğin öteki ayağı olan Rusya ve eski Sovyet ülkeleri üzerinden geçen nakliye yoluna mecbur kılmış durumda. Bu gelişme ise ABD'nin Rusya ile ilişkilerinde daha dikkatli hareket etmesini zaruri kıldığı gibi Pakistan ve Orta Asya politikalarındaki yöntem yanlışlarını da açığa çıkarıyor. Suriye ve İran konusunda ABD'nin politikalarını bugüne kadar desteklememiş olan Rusya'nın yeni devlet başkanı Putin'le bundan sonra daha da agresif bir politika izleyebileceği ve bu konuda elindeki Afganistan'la ilgili lojistik yolları kartını kullanabileceğini söylemek mümkünken, Amerikalıların bu konudaki çaresizliğini ileride İsrail'in İran'a karşı olan bir askeri harekatında Ruslara ters düşmemek için İsrail'e açıktan destek vermeyecekleri haberlerini şimdiden pompalamaya başladıklarında görmek mümkün. Yani iki süper gücün çekişmesinde yeni adımlar beklenirken her iki ülkenin başkanlık seçimlerinin önümüzdeki yıllarda dünya dış politikasını köklü bir şekilde değiştirmese de marjinal gerginlikleri açık hale getirebileceğini söylemek mümkün. Çünkü Amerikalıların bugünlerde Rus muhaliflerine seçimlerdeki yardımı ve balistik füze savunma sistemini İran'ın yanı sıra Ruslara karşı da kuruyor izlenimi vermeleri Rusları kızdırmış bir görüntü veriyor. Bu görüntünün rahatsızlığının etkisinin Mayıs ayında yapılması beklenen NATO-Rusya Federasyonu zirve toplantısının iptaliyle ortaya çıkması da bir sürpriz olarak kabul edilmeyecek ve belki de daha düşük düzeyde başlayabilecek yeni bir soğuk savaşın ayak sesleri olarak yorumlanabilecektir. Böyle bir gelişmede Türkiye'nin dış politikasının ne ölçüde hazırlıklı olduğu ve İran, İsrail, Suriye, ABD, Rusya Federasyonu ilişkilerinin sıcak çatışmaya dönüşmesi halinde ise ne gibi tepkiler vereceği de özellikle önem arz etmektedir.